Merhabalar. Bugün 21 Kasım 2023. Artık 2023 yılının son günleri. Efendim, neler yapıyoruz? Bugün önemli bir gün. Çünkü elektrik direklerini dikiyoruz. Size bugün yerlerine çıkıp onun videolarını göstereceğim. Şuradan elektrik alacağız arkadaşlar. Bu evin dibinde vardı ama orada yoktu elektrik. Aslında şöyle diyebilirsiniz. Ya Gülbin Hanım, bunu devletin yapması gerekmez miydi? Evet, aslında devlet ihalesi de var. Fakat müteahhit teminatını yakmış. Bu konuda ben yapamam bu işi bu fiyata demiş. Olaylar böyle olunca bizim münacatımız vardı aslında. Şöyle düşünün, köyde ev yapıyorsanız her şeyi devletten bekleyemezsiniz. O yüzden biz de bugün efendim Saman Evim çiftliğinin elektrik direklerini dikiyoruz. İnşallah elektrik bağlantımız yapılacak. Efendim sonraki işimiz su kanalizasyonu kendimiz hallediyoruz. Suyu da kendimiz şu yoldan getirdik. Çok eski videolarımıza 3 sene önceki bakarsanız şuradan efendim biz suyu getirdik. Buraya bağladık. Buraya da hat çekmiştik. Kendimiz getirmiştik yine suyu da. Efendim kanalizasyonu da kendimiz döşeceğiz. Şimdi gidiyorum bakalım elektrik direkleri nerelere dikilecekmiş. Ben biraz yürüdüm arkadaşlar. Allah'a şükür sigara kullanmayan birisi olduğum için rahat yürüdüm. Nereye yürüdüm? Şu yokuşu yürüdüm. Bizim malum evet elektrik direklerimiz bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi biz yaptırdık bunları. Şimdi gerekli yerlerine elektrik direkleri olacak. Şimdi neler yaptık bu video öncesinde? Bir seramik döşedik. Bununla ilgili bir video çektim aslında ben. Yayınlamadım. Belki bunu birleştirebilirim. Yani bunun arkasına seramikle döşenme videosunu size atabilirim. Seramiklerimiz arkadaşlar son derece ne diyeyim, klasik mi diyeyim veya modası geçmeyen şeylerden, ürünlerden seçtik. Bazılarını, yani büyük çoğunluğunu ikinci kalitede seçtik. Çünkü bütçemiz ona el veriyordu. Graniser'in ikinci kalite ürününü seçtik. Yukarıda sadece terasımız, burası kapalı teras. Bakın şöyle 80'e 80 bir ürün. Ama gerçekten güzel döşedi. Brigadişli bir ekip döşedi. Yılmaz Usta ve ekibi. Efendim kolonlarımız böyle tuğlalarla kaplandı. Onlar daha derz araları doldurulacak. Yani yavaş yavaş camlarımız geldi. Çipben'e teşekkür buradan. Bu şekilde ben şimdi bugün böyle bir video, asıl amacı elektrik olan bir video çekiyorum size. Evet. Ben bugün video çekiyorum arkadaşlara. Elektrik videosu. Evet, hadi bakalım. Kolay gelsin. Kürek almaya gidiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar, elektrik direğimizin bir tanesi kepçenin olduğu köşede olacak. Diğer iki tanesi yukarı katmanda olacak. Şimdi bakalım nerede olacakmış. Şafak ustam! Duymadı. Şafak usta! Şafak usta! Şafak usta günaydın. Video çekiyorum YouTube. Bugün sizi çok bekledik. Bugün elektrik direği dikme günümüz, değil mi? Şimdi direği nereye dikiyoruz? Şurası diye düşünmüştüm. O bölgeyi sert zemine buluyoruz, değil mi? Çok önemli. Mutlaka sert zemin ve hatta şuraya doğru dikerseniz. Neden? Çünkü yarın bir gün orada yağmur suyunu verdiğimizde altına su olmasın. Şuraya doğru dikerseniz, o çukura değil de. Öyle mi? Evet, çukura değil de şuraya doğru dikin. Çukura dikmeyin. Tabii. Evet, devam ediyoruz. Bir tanesi arkadaşlar şu köşeye dikilecek, diğer ikincisi. Üçüncüsü de şu avlu girişindeki duvarın dibine dikilecek ve oradan da evimize inşallah elektriği alacağız. Evet arkadaşlar, bu süreçte çok şeyler yaşandı. Annemiz hastalandı, onun bakımını üstlendim ben.
Hastanede baktık, evimize getirdik. Şimdilik geçici bir süreç, o şartlarda yaşıyoruz bir göz odada. Ama bunların hepsi hayatın içinde herkesin olabilecek problemlerimiz. Daha doğrusu problem demeyelim de uğraşılarımız diyelim. Evet, köyümüzde böyle dumanlar, size biraz köyden de şöyle görüntüler göstereyim. Köyümüzden hava soğuduğu için tabii Kasım'ın son günleri sobalarını yakmışlar. Burada genelde odun sobası, kömür az, genelde odun sobası. Bakın şöyle köyümüz, bakın şöyle yine köyümüzün manzarası. Bu arada palmiyelerimiz çok güzel tuttu, sevdi. Atilla onlara çok güzel baktı. Şimdi ben biraz gideyim, arkadaşlarla ilgileneyim. Elektrik direkleri dikilince bir video daha çekeceğim. Burada arkadaşlar beklerken ben seramiklerimiz döşendi. Seramiklerimizle ilgili bir video çekeyim istedim. Efendim, bir seramik videosu olsun hem bu. Bu arada pencerelerimiz daha önce takılmıştı. Kapılarımız takılmamıştı. Efendim, kapılarımız da takıldı. Bakın kapılarımızı böyle seçtik. Karelajlı, böyle bir tarihi bir havası olsun istedik. Efendim şöyle bir gireyim avludan. Girdim. Şöyle bir seramik var burada. Bu seramik şu anda serisi yok. Üretimi yok maalesef. Kalkmış. Biz çünkü ürünlerimizi, yapacağımız ürünleri, bu evde kullanacaklarımızı daha doğrusu. Efendim bir sene öncesinden neredeyse ürünleri alıp koyuyorduk. Bu da yine Granisser'in bir dekor taşı diye geçen antik, bakın şöyle şu anda tabi tozlu biraz ama zaten böyle hafif silikli, yani böyle canlı bir taş değil. Biz canlı bir taş istemedik, özellikle ben bu konuda istemedim. Neden? Çünkü burası zaten tarihi bir ev görüntüsü yaratıyor bizlere, veriyor. İstemedim yani öyle bir şey olsun. Hem böyle biraz evin içini de anlatayım size. Buraya böyle efendim doğal taştan fırın arkası, davlumbaz arkası gibi düşündük. Yani farklı olsun orası dedik. Biraz taş atmıştı. Hemen orada buraya böyle bir süsleme yapalım dedik. Efendim çünkü burada çay ocağı olacak. Yani biz tabii biliyorsunuz turizm işletmesi de olacağımız için ileride inşallah. Burada bir çay ocağı, kahve çay makineleri olacak. Böyle bir süsleme yaptık oraya. Aydınlık bir tabii dikey bahçe olacak burası, böyle kayalara bakmayacak ileride. Göz alabildiğine sarmaşıklara ve çiçeklere bakacak bir bahçe alanı olacak. Mavi rengi seçtik, maviyi seviyoruz. Biraz da salonla mutfağı ayırsın diye istedik. Efendim şimdi buraya girdiğimizde böyle burası güzel bir kiler. Ve efendim burada seramiklere de yine Granisser'in, şunun devamı seçecektik ama sonra ufak bir değişiklik yer döşemelerinde yapınca buraya yine terastaki, aşağıdaki terastakini seçtik. Sonradan arkadaşlar burası, bunlar ikinci sınıf bu arada, deminden beri gösterdiğim seramikler. Şimdi şu birinci sınıf, neden bunu da ikinci sınıf yapacaktık? Sonra bir arkadaş bir şey söyledi, kafama takıldı ki haklı. Her ne kadar biz yalıtım da yapsak buraya, biliyorsunuz likit yalıtımlar sürüldü, yapıldı buraya. Ama yani açık alan burası, yağmur suyuna, kara suyuna maruz kalan bir alan. Birinci sınıf seramik olursa daha iyi olur dendi. Tamam dedik, biz söz dinleriz. Kütahya seramiğin bir ürününü seçtik burada. Kütahya seramik, düzeltiyorum. Kütahya seramiğin bir ürününü seçtik. Çok da güzel, şahsen fikrim şudur. Kütahya seramik kendini bu konuda aşmış. Gerçekten çok güzel. Burası şuradan baktığımızda, hem böylece evi de dolaştırayım size. Burası bizim efendim yönetim odamız. Çalışma ofisimiz. Burası da yine seramik döşendi. Rabıta döşenmesi düşünüldüğü yerler oldu aslında. Fakat rabıtanın da kendine göre zorlukları var. Özellikle bir takım borulamalar geçtiği için alttan, yani belki onu zarar veririz dediler. Benim içime bir kurt düşürdüler. Tamam o zaman dedim. Burası böyle. Burası ana giriş kapısı, yapılıyor şu anda. Giriş kapısını da çekerim size. Şimdi efendim burası yine böyle merdivenimiz oldu bu arada. Merdivenimiz de bakın oldu.
Bakın bu da kadın erkek tuvaletlerini ve lavabo. Ayrı bir lavabo. Kadın erkek tuvaletlerini ayırdık. Çünkü turizm işletmesi olacağımız için aslında olması gereken bütün kurallara uyuyoruz biz. Burası özel alan. Bakın burada bu seramik bitti. Çünkü burada seramiklerle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben bir inşaatçı olarak 1.05 kat sayısıyla çarpmıştım. Fakat %10 ile çarptım. Yani 10 metrekare efendim bir şeyin döşetecekseniz bir odanıza seramik 11 metrekare alın lütfen. Bu hatayı yapmayın. 100 metrekare yere 110 metrekare seramik alın. Çünkü illa zayiat oluyor. Yani mümkün değil olmaması ki kaldı ki bizim seramiklerimiz ikinci sınıf seramikler idi. Şimdi biz burayı neden böyle yaptık? Burada portmanto geleceği zaman burası böyle sanki kilim döşenmiş bir yol görüntüsü verecek. Bu fikir de benden çıktı. Eşim diyor ki yani alemsin diyor ama yani yaratıcısın anlamında. Hakikaten seviyorum farklı düşünmeyi. Herkes gibi düz düşünmekten ziyade farklı fikirlerle, farklı bakış açılarıyla düşünmeyi seviyorum. Ki yaratıcılık orada çıkıyor ortaya. Şu şekilde portmanto gelince hayal edin lütfen. Burada ortada bir kilim serilmiş görüntüsü olacak. Ve burası bizim yatak odamız. Yatak odamızın efendim bahçesine çıkan kapısı, portmanto yerimiz. Burada şu seramik yine graniserin ama birinci sınıf seramik. İkinci sınıf değil burada. Biz seramiklerde arkadaşlar son derece sade, beyaz mesela seramikler. Burada böyle gri mavi gözükmüyor ama böyle hafif gri mavi bir tonu olan bir boya sürdük buraya. Çok beyaz olmasın dedik ama çok da farklı da olmasın dedik. Yukarısı beyaz. Şuradan anlaşılıyor renk farklılığı. Burada bir jacuzzi yerimiz var bizim. Buranın suyu şifalı biliyorsunuz. Bizi buraya getiren su. Dolayısıyla burada bir küvet veya jacuzzi özellikle uzun süreli kalanlar için şart diye düşünüyorum. Ve tuvalet, gizli tuvalet burada. Gizli bir tuvalet olacak. Burada bir duş yeri. Dediğim gibi bir beyaz seramik. Burada da bir giyinme odası ve kazanın konduğu bir yaş. Giyinme odası veya işte kıyafetlerin konduğu bir oda. Küçük bir oda olacak. Öyle düşünün. Burası kapatılacak tabii. Yani seramikleri konuşmak gerekirse arkadaşlar biz genelde seramikte İkinci sınıf seramik seçtik ama ustaları birinci sınıf bulmaya çalıştık. Çünkü işçilik önemli seramikte arkadaşlar. Hani ikinci sınıfta da öyle çok kötü seramiklerde değildi. Onu da söyleyeyim. İkinci sınıf olup defolu ürün değildi. Sadece ikinci kalite üründü. Bu arada ne yaptık? Eski bir tarihi kapıyı burada dekorasyonda kullandık arkadaşlar. Yine buraya bir pencere gelecek. Tarihi bir pencere görüntüsü vereceğiz. Ki bu ışığı merdiven boşluğunu alalım, buzlu camla kapatacağız. Begonya konacak. Yani burada dış mekanı, bakın Ferforje Fransız balkonu dediğimiz bir balkon yapıldı burada. Işığı almadan şöyle gösterebilirim size. Evet gösterdim. Fransız balkonu yapıldı burada. Burada bir dış mekanı içe taşıdık. Yani öyle düşünün. Arzumuz buydu zaten. Burada koridorlar hep bu beyaz rabıtalarla. Koridor ve bu oda beyaz rabıta çakılarak kapatılacak. Bu kirişler, ceviz rengi kirişlerde aralarından görülecek. Bu rabıtalar bunlara çakılacak ve burada 32 metrekarelik içinde banyosu olan çok güzel bir 35 hatta metrekarelik bir oda yapılacak. Tabii dediğim gibi elektrik videosu derken biraz da son yaptıklarımızla çekeyim size dedim. Çekememiştim uzun süre video. Dediğim gibi hastamız vardı. Hala annemle ilgileniyorum. Çok sık video koyamıyorum ama bizdeki olaylar bu. Şunu söyleyeyim netice olarak arkadaşlar. Köyde inşaat yapmak çok zor. Onu söyleyeyim size. Hele daha küçük bir ilçenin bir köyündeyseniz, yani usta sayısı çok fazla olmayan bir yerdeyseniz bu çok çok zor. Bir ustanın bir gün bile gelmemesi sizin işinizi çarpı 3 katı kadar
geciktiriyor. Yani bize bir hafta gelmiyorlar, 3 hafta inşaat atıyor gibi oluyor. Çünkü bazı şeyler inşaatta biliyorsunuz, birçok şey birbirine bağlı. Evet, ben biraz gelip yine elektrik videosu çekeyim, elektrik direkleri dikilince. Evet arkadaşlar, elektrik direklerimizi görüyorsunuz efendim. Şuradan alınacak elektrik direği, bakın bu şekilde çimento harcıyla beraber kaya zemine oturtuldu. Buraları aydınlatma da yapacaklar. Biri burada, biri de şurada. Bugünkü işimiz buydu. Bir de kanalizasyon içme suyu için de kepçe buradayken çukurda açılıyor ayrıca. Onu bağlantılarını yapmamız lazım artık. Bakın bu şekilde elektrik direklerimiz. Bu şekilde direklerimiz de yerli yerini buldu inşallah. Bakalım. Evet, bizi izlemeye devam edin efendim. Güzel köyümüz Emendere'den, Saman Evim Çiftliği'nden hepinize sonsuz sevgiler gönderiyoruz. Görüşmek üzere.